Herkese merhaba. Gazetecilik, belgesel sinema, tiyatro, kent gösterimleri, film atölyeleri derken Türkiye'nin neredeyse tamamını gezdim. Köy köy, kasaba kasaba. Hayli'de çok güzel insan hikayeleri biriktirdim. Çok uzun yıllar önce bir arkadaşım yaşadıklarını bir keresinde diye bir kitapta toplasan kesin alırım demişti. Aslında kanalın adı da buradan geldi. Bugün de yine hikayesini çok sevdiğim birisiyle tanıştıracağım sizleri. Oğuz Yokuş bizlerle. Biz Letonya'da 4 senedir yaşıyoruz ve yaşadığımız ülkeden hayat deneyimlerimizi, iş deneyimlerimizi paylaştığımız bir kanalımız var, bir Avrupa Macerası diye. Oğuz'la yolumuz da burada kesişti aslında. Çok başarılı bir futbolcu, çok genç olmasına rağmen, görme engel olmasına rağmen çok başarılı işlere imza atan bir arkadaşımız. Futbol yorumcusu aynı zamanda. Biz bugün onunla futboldan konuşacağız elbette, çok anlamasam da. Ama daha çok onun hayat hikayesini, başarılarını dile getirmek, dinlemek istiyorum. Hoş geldin Oğuz'cum. Mehtap abla, çok teşekkür ederim. Öncelikle davet ettiğin için, ya gerçekten benim için bir şeref. Çok çok mutlu oldum, hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Ben de çok mutlu oldum geldiğin için. Sen de sağ ol, kabul ettin. İstersen biraz önce şeyden başlayalım. Nasıl tanıştığımızı bir anlatalım arkadaşlara. Sonra senin hikayeni biraz dinleyelim. Sen anlatır mısın? Şimdi, tabii ki. Nereden başlayalım aslında bunu bilmiyorum ama bir gün sürekli böyle ülkelerle ilgili araştırmalar yapıyorum. Yani bu zaten küçüklüğümden gelen bir huyum sanırım. Böyle 14-15 yaşından beri bu durum böyle. Hemen hemen aşağı yukarı her ülkeyle alakalı ucundan kıyısından bir şeyler araştırmaya çalışıyorum. İşte Baltıklarla ilgili sürekli bir şeyler bakarken hiç kaynak bulamadım. Bulduğum kaynakları da o kadar vasat altı buldum ki tahammül edemiyordum dinlemeye falan. Sonra bir Avrupa macerasına denk geldim. Gerçekten mükemmeldi. Bir kere senin ve İbrahim abinin sevgili eşinin samimiyeti, bana sürekli donanım olarak, bilgi birikim olarak bir şeyler katıyor olması harika oldu. Letonya-Litvanya ikileminde devam eden videoları çok beğendim. Onun sonrasında işte Erasmus öğrencileriyle ya da hocalarla yapılan programlar olsun, travel programları, yani seyahat programları olsun, gerçekten hem çok ilgimi çekti hem de beni doldurduğunu hissettim. Sonra size nasıl ulaşabilirimi düşündüm. Çünkü şeyi düşünüyordum o ara. İşte üniversite için, eğitim için acaba Letonya gerçekten iyi bir fikir mi? Riga ya da Vilnius, işte Litvanya'nın başkenti. Bunları düşünürken de sizinle de denk gelince dedim, benim mutlaka ulaşmam lazım bu adamlara. Muhtemelen de çok samimi insanlar. Tıpkı kameradaki gibi neyse, muhtemelen tanışınca da böyle bir şey bulacağım diye düşündüm ki tam olarak da böyle oldu zaten. Ben sana yazdım. Facebook'tan yanlış hatırlamıyorsam iletişim kurdum. Bir Avrupa Macerası sayfası üzerinden. Sonrasında WhatsApp'tan konuştuk ve ilk telefon görüşmemiz yanlış hatırlamıyorsam 35-40 dakika sürdü. Sonra dedim ki ya ben Letonya'ya gidemesem bile çok iyi bir abla ve çok iyi bir abi kazandığımdan emin oldum o saatten sonra. Letonya içi, Letonya dışı, hayatla alakalı, eğitimle alakalı, İbrahim abiyle Galatasaray muhabbeti, her şeyi konuşabildiğimiz iki tane insanı tanımak gerçekten beni çok mutlu ediyor hala. Burada olmak da dediğim gibi ayrıca mutlu eden bir unsur beni. Çok teşekkürler, çok mutlu ettin beni sayeden. Yurmalada'ydım aradığında, Yurmalada'yken konuşmuştuk, seni de hiç unutmuyorum. Ama beni çok heyecanlandırmıştın. Bir sürü başarıdan bahsettin. Letonya'ya gelmek istediğinden, yurt dışına çıkmak istediğinden bahsettin falan. Pek çok aslında engel olan insanın cesaret edemediği pek çok şeyi yapıyorsun. Biraz bunlardan da bahsedeyim Oğuz. Yani yaşın da çok genç ama madalyaların var, ödüllerin var. Daha yeni ayağın tozuyla İtalya'dan döndün. Oradan gol kralı olarak döndün üstelik. Biraz bahseder misin? Futbolla nasıl tanıştın? Evet, öncelikle B1 hiç görmeyenler futboluyla nasıl tanıştığıma gelirsek, ya ben aslında futbola çok duyarlı olarak büyüdüm. Çok fazla dinliyordum, çok fazla konuşuyordum vesaire vesaire. Sürekli futbolun içindeydim aslında ama kör futbolunu çok böyle beni cezbeden, çok benim sevebileceğim bir branş olarak görmedim. Çünkü maçlarda çok fazla gürültü oluyor ve ben gerçekten yaşım geçtikçe ben gürültüden hoşlanmaz hale geldim. Bu değişik bir durum, bilmiyorum. Bu da belki başka bir konu olabilir ama işte çok fazla gürültü oluyor, çok fazla sertlik var falan. Ama bana sürekli işte sen bu işi kesinlikle yapabilirsin diye çevremden geliyordu. Hem kör arkadaşlarımdan hem de antrenörlük yapıp da benim sadece sağ dışında görüştüğüm insanlardan. Sonra 2016'da 3. ligden yükselmede bir takımda oynadım. Kırıkkale'de bir takımda oynadım ve ligi çıktık. Ben 2017'de direkt olarak 1. lige transfer oldum. 17-18 milli takım kamplarıyla geçti. 19'da Ankara Cup'ta en iyi genç oyuncu oldum. 6 gol attım 4 maçta. İspanya, Japonya, Romanya gibi takımların katıldığı turnuvada gerçekten ya benim için unutulmaz anlardı. Haziran ayında, 2019'un Haziran'ında her şeyin normal olduğu ve Covid'i hayal etmediğimiz zamanlardı o günler. Ankara'da sıcak yaz günlerinde
ağzımda iyi bir tat bırakmıştı. Tadı damağımda kaldı gerçekten o turnuvanın. Sonrasında İtalya'ya gittik. Ben 14 Eylül Başak Burcu'yum. Şey böyle biraz böyle evlendirme programı gibi oldu ama gerçekten hem Burcu'mun özelliklerini taşıdığımı düşünüyorum. Hem de 14 Eylül'de İtalya'ya gitmiş oldum. 23 yaşıma İtalya'da girdim. Bu benim için inanılmaz bir şeydi çünkü ben İtalya'yı çok seviyorum. Ya herhalde de İtalya da beni çok seviyor ki bir şekilde kader ağlarını İtalya üstünden örüyor. Bir gün Roma'da, bir gün Sanremo'da ya da işte ne bileyim Verona falan. Böyle çok güzel oldu. İtalya'ya yakın olmak gerçekten çok çok güzel. Ya futbol benim için çok hayatın ta kendisi. Hani futbol sadece futbol değildir derler. Futbol takip eden insanlar işte Ray Kart olsun, Ribus Michels olsun o inanılmaz işler yapan bu adamlar. Yani futbolu oynarken çok çok farklı hisler var bende. Bununla beraber 2021 yılını ben İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü'nde geçirdim. Mehtap abla bizde şöyle bir durum var. 7 yıldır Çankaya Belediyesi Görmeyenler Spor Kulübü şampiyon oluyordu. Biz zirvede olup konfor alanı en az olan, imkanı en az olan kadro hani genişliğine baktığında da en az kişiye sahip takımlardanız. Gidip şampiyon olduk ve son maçta Çankaya Belediyesi'ni yenerek şampiyon olduk. Son 7 yılın şampiyonunu yenip şampiyon olmak da çok başlı başına bir hikaye oldu bizim için. Sonrasında işte Belçika'nın takımı Charleroi'dan teklif alıp İtalya'ya gitmek, İtalya'nın Sanremo gibi Türkiye için aslında önemli bir yerine gitmiş olmak çok çok mutlu etti beni. Orada şampiyon oldum, turnuvanın oyuncusu seçildim, gol kralı oldum. Aslında ben çok golcülerin ün yapmış bir topçu değilim bizim camiada ama biraz denk geldiği zaman böyle oluyor. O zaman da herhalde futbol şansı da yanımda oldu ve ben gerçekten iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Çünkü tek Türk'tüm, ilk defa böyle bir şey yaptım ve takımda çok çok ağırlıklı Fransızca konuşuluyordu. Doğal olarak aslında her şey zor oldu. Sistemin dahi hiç alışık olduğum bir sistem olmadığını söyleyebilirim. Tüm bunları birleştirdiğimiz zaman güzel bir hikayenin olduğunu, benim için unutulmaz anların başında geleceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Şahane. Aslında o kadar çok sormak istediğim şey var ki Avustralya'ya gideyim istiyorum. Şimdi aslında Çanakkale'de uluslararası ilişkiler okuyorsun yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Değil mi? Henüz 3 günlükken kör olduğunu fark ediliyor. İlk ameliyatında da 40 günlükken giriyorsun. Biraz hı-hı, bahsetmek ister misin? Biraz hani nasıl gelişti bunlar? Neler yaşandı o süreçlerde? Benim hastalığımın adı göz tansiyonu, glokom. Ki göz tansiyonlarının da çeşitli kategorizesi var zaten. Benimkinin ismi glokom. Annem iç ameliyatı geçiriyor hamileyken ve Ağustos ayında oluyor bu. Ki yazında böyle zaten insanın içi de dışı da sıcak olur. Çok da anlaşılmıyor. Annem uyuyor falan, geçer falan diyor. Ve geçiyor gerçekten. Onda bir hasar kalmıyor. Olan bana oluyor. Ben de kör oluyorum. Ya çok problem değil benim için yani zaten de. Hani annem olacağına bana olsun her türlü. Hiç problem değil. Ve 3 günlükken ışığa bakamadığımı anlıyor insanlar. İşte nedenini araştırırken kör olduğum ortaya çıkıyor. 40 günlükken ilk ameliyatım oluyor. Çok iğne yediğim için gözümden, ayaklarımdan 3 yaşında yürümeye başlıyorum. Ondan sonra 12 yaşında da son ameliyatımı oluyorum. O da 12. ameliyatım. 12 yaşında 12. ameliyatımı oldum göz ameliyatı olarak. Orada kalbim durdu. Edirne Tıp Fakültesi'nde olmuştu ameliyatım. Yani 4 dakikalığına gidip gelmişim. Bu da benim hayatımda herhalde dönüm noktalarından biri. Ben de çok böyle gidip geldiğim kısmını hatırlayamıyorum. Kalktığımda sadece yoğun bakımda olduğumu hatırlıyorum. 29 saat yoğun bakımda kalmıştım sonrasında. Ama yani ben hayalsiz, hedefsiz yaşayabilecek bir insan değilim. Çok fazla hayal kurarım. Hayalperest olduğumu da düşünürüm bazen ama hani şeyin dediği gibi, Albert Camus'un dediği gibi yaşama sevinci, işte tam bir safsata veya yaşama sevincini bulan insanların mutluluk kaygısıyla yaşamaları onun mutsuz olmasına neden oluyor der Camus. Ama ben Camus'un tam tersine düşünüyorum. Tabii benim görüşüm Camus'un görüşünün yanında çok da önemli değil. Ama insan hayalsiz, hedefsiz yaşayamaz. Kaygısı da olmalı insanın ama neşesi de olmalı. Ben yani oradan döndükten sonra en azından eğitim sürecini iyi geçirdiğimi düşünüyorum. Ta ki lise sona kadar. Çok özgüvensizdim lisede. 11. 12. sınıfa kadar özellikle. Sınıf ortamımı da sevmiyordum. Zaten çok da fazla insanla görüşmüyorum. Liseden 4-5 tane arkadaşım falan var. Biraz özgüvenim yerine geldiği zaman bir tane kız arkadaşımın olmasını çok istiyordum. Ama o kız arkadaşım benim sıra arkadaşımdı. Ve onun da aynı zamanda sınıftan erkek arkadaşı vardı. Gerçekten çok tuhaf bir duygular vardı bende o zaman. Çünkü hem özgüvensizim hem de doğru olmadığını bir şeyin, bildiğim bir şeyin içindeyim. Bunu yapmak çok saçma çünkü biliyorum yani. Şu anda da öyle olsa öyle olur ama o zaman diyordum ya ne olacak ki git konuş yani falan diyebiliyorsun şu an.
Şu anda derim, konuşurum ama o zaman için öyle değildi. Günaydın demeye çekindiğim insanlar vardı okulda. Böyle bir ruh halindeydim. Sonrasında dersi derste dinleyip bir şekilde öyle çözmeye çalışan bir yapım vardı. Çok da ders çalışan bir yapım olmadı. Ben üniversite sınavına girdim. İlk girdiğim sınavda annem beni dershaneye göndermeyi çok istedi. Fakat kör olduğum için iki tane dershane kabul etmeyince ben çok sinirlendim. Annemle kavga ettim. Ya ben sana demiyor muyum, bu insanlar geri görüşü, ben istemiyorum anne falan deyip dedim artık sen beni öldürsen de ben dershaneye gitmem dedim. Ama oğlum işte üniversite sınavına gir o zaman dedi. Ben de tamam dedim, tabii gireceğim anne dedim. Yani bakalım ne olur ne olmaz. İşte girdim, 400 puan aldım o zaman için. Çok da kötü bir puan değildi, yani müthiş de değildi. Ben sözelciyim bu arada. Sözel kısmına baktığımda da ekstra değil yani. Ama şöyle bir durum oldu. Çevremde bir iki kişi bana şey dedi. Senden çok iyi hukukçu olur ya da PDR'ci olur. İşte sen biraz çalışırsan İstanbul'da, Ankara'da rahatlıkla devam edersin. Aklıma girdiler ama bir tane problem vardı. Problem şu, ben matematik hiç yapamıyorum. Temelim yok çünkü kimse ilgilenmemiş benimle. Ben matematik altyapısını almamışım zaten. Hep lisede de böyle oldu. Matematik çözmeden de hukuk gibi, PDR gibi bölümü bugünlerde kazanmanız zaten mümkün değil. Ama ben bunu sonradan anladım ve iş işten geçmişti artık. Ondan sonra dedim yani yapacak bir şey yok, olmadı. Artık uluslararası ilişkiler, halkla ilişkiler gibi şeyleri düşündüm. Ki iletişimi de çok seviyorum. İletişim bölümü benim için çok önemli aslında. Yine ilerleyen zamanlarda bakarım belki. Ama uluslararası ilişkilerin beni biraz daha donanımlı hale getireceğini, hemen hemen her alanda bilgi sahibi olacağımı düşündüğüm için, çok da meslek sahibi olma açısından değil de biraz daha bilgi sahibi olmak açısından, biraz daha kendimi donanımlı hale getirebilmek açısından bu bölümü tercih ettim. Aslında senle meslektaşmışız. Ben de uluslararası ilişkiler mezunuyum. Biliyorum. Hatırlıyor musun? ama sen gerçekten çok çok iyi bir noktadasın. Ben dediğim gibi hani sadece kişilik olarak değil, bilgi donanım birikim olarak da baktığımda çok on numara bir insan tanıdığımı biliyorum. Ah canım benim, o kadar da değilim. ben de seninle gerçekten çok güzel işler yapacağından çok eminim. Çok samimi söylüyorum hani seninle sürekli sohbet ediyoruz. Bir de zaten hani tanık da oluyoruz yaptığın şeyleri, başarılarına falan. Peki Oğuz, bir de senin radyoculuk hikayen var. Futbol yorumculuğu da yapıyorsun aynı zamanda. Biraz böyle aslında sorularımı sıralamıştım ama muhabbet o kadar güzel gidiyor ki hani soru cevap gitmesin istersen. Aklıma gelmişken söyleyeyim yine de bir de futbol yorumculuğu yapıyorsun ve çok tesadüfen aslında bu işe başlıyorsun. Biraz o hikayeden de bahsedelim istersen. Tabii ki. Aynen öyle. Ben bunu çok önemsiyorum. Bu benim hayatımdaki kırılma noktalarından biridir. Yani şu an Türkiye'deysem bence bunun tek bir sebebi varsa, daha doğrusu iki sebebi varsa, biri annemin gitmemi çok istememesi, bir de bu radyo veya bu yorumculuk hikayesinin bana çok fazla hayal kurduruyor olması. 2018 Dünya Kupası'ydı. Ben çok fazla Latin Amerika takımlarıyla ya da Latin Amerika'yla çok içli dışlıyım. Radyoya bağlandım. Doğayan bir gazeteci var, Sabri Ugan. Eski spikerlerden. O zaman program yapıyordu. Isınma Turu'ydu programın ismi de. Bir arkadaşım, maalesef onunla da aramız çok iyi değil, bozuk. O dedi ki ya bağlan oğlum dedi, ne olacak ya, futbol konuşan işte yani bana kaç yıldır ne anlatıyorsan git ona da anlat 5 dakika 10 dakika neyse artık. Tamam dedim, aldım çayımı elime, balkona gittim, aradım, bağlandım. Benim görme engelli olduğumu bilmiyordu bu arada. Dedi ki sen ne yapıyorsun işte, anlatır mısın dedi. Ben de kendimden bahsettim ve şey dedi bana, benim yorumcum olur musun Eylül ayından itibaren, fakat benim sana verecek param yok dedi. Ben de dedim ki bu iş için çok büyük bir sıkıntı var dedim. Nedir dedi, dedim ben görme engelliyim dedim. Sen bunu görme engelli olarak mı bir de söyledin falan dedi. Ya ben çok ekstra bir şey yapmışım gibi falan şok oldu falan, böyle bir tuhaf sesler çıktı. Ben de dedim yani bu ekstra bir durum değil. Çünkü ben 4-5 yaşından beri ben futbol dinliyorum yani dedim. Bu benim hep içinde olduğum bir şey. Ondan sonra biraz daha farklı bir tepki verdim. Amatör bir tepki verdim. Koltuklara falan zıpladım. Böyle odaya koştum falan. Yayındayız ama bütün bunlar olurken. Yavaş falan, o ne sesleri falan dedi. Bir an dedim ki ya ne yapıyorsun oğlum, sakin ol artık, yeter bu kadar saçmalık falan dedim kendi kendime. Ondan sonra başladım. TGRT Haber'de bir tane televizyon programına çıktım. Konuk yorumcu olarak davet edildim. O zamanlar perşembe günleriydi yanlış hatırlamıyorsam. Bağlanıyordum yayınlara. Sonrasında dijitalde bir iki programa çıktım ki NTV Spor'da zamanın spor medyasındaki cevheriydi NTV Spor. Orada bir iki yayına çıktım oradaki oluşumdan. Ondan sonra şu an tekrardan Radyo Spor'da Aygün Özipek beyefendiyle beraber program yapıyoruz. Salı günleri Özgür Sancar beyefendiyle beraber program yapıyoruz. Gerçekten çok kaliteli insanlar. Zaman zaman Radyo Spor'a katkı veriyorum. Düzenli olarak programlara katılıyorum ve futbol konuşuyorum. Benim en çok rahat ettiğim ya da en çok istediğim şeylerden biri olduğu için
nasıl diyeyim, bu konuda fedakarlık yapmak, bu konuda atıyorum işte 2018'den beri konuşup hiç para almadan bu işi yapmak hala zoruma gitmiyor. Böyle çok tepki alıyorum. Ya sen işte şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun ama hala ortada para yok. Ya hayat benim hayatım birincisi bu. Karnımı o konuşanlar da doyurmuyor. Üçüncü olarak da hayallere giderken veya hala birinci basamaktayken, beşinci, altıncı basamağa çıkarken zorluklar olacak. Kimseye işte emeksiz yemek verilmiyor derler ya toplumda. Gerçekten böyle bir durum var yani. Ben buna inanıyorum. Peki o seni takip etmek isteyenler olursa onlara önerebileceğin sayfaların var mı? Twitter'da Ogusan Yokuz 2S'yle yazarlarsa direkt olarak beni bulacaklardır. Keza Instagram'da da Ogusan Yokuz. Yani YouTube'u şu an vermeyeyim. Doğru olmaz. Şöyle bir doğru olmaz. Ben bir yıldır aşağı yukarı içerik atmıyorum. Şimdi insanlara gelin demem için bir neden olması gerekir. Düzenli kullanmadığım bir şey için de gelin demem bence çok yanlış bir davet olur. Ama ilerleyen zamanlarda biraz daha profesyonelleştirip işte editçisiydi, grafikeriydi bulup devam edip bu sefer biraz daha profesyonel düşünüyorum. İşte futbolcu röportajları, teknik direktörlerle oturup sohbet tadında muhabbetler edebilmek, biraz daha kanalı iyi noktaya taşımak gibi hedeflerim var. Bunların adımlarını atmaya başladığım zaman da senden rica ederim paylaştırmayı. Seve seve. Belki o zaman tekrar röportaj yaparız seninle. Umarım umarım. Çok teşekkür ederim. Peki Oğuz, bir şey daha merak ediyorum. Şimdi biliyorsun biz Necdet Turhan'la da dağcı, Necdet de görme engelli bir dağcı. O da çok başarılı bir isim. Çok da severim Necdet'i. Onunla da bir röportaj yapmıştık. Ve Necdet dağa tırmanırken aslında bir çan yardımıyla rotasını bulduğunu anlatmıştı. Yani hani ona kılavuzluk eden bir arkadaş çan çalıyor önden. O da dağa tırmanıyor falan. Şimdi bu kör futbolunda da bu tarz yöntemler var mı? Yani normal... Var. Neler mesela? Neler yapıyorsunuz? Sahamız 40'a 20. 40 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde olan bir sahada oynuyoruz biz. 4 tane kör, birer tane kaleci oluyor. Kaleciler gören. Ve 40 dakikalık bir şekilde oynuyoruz. Süremiz 40 dakika. 20'şer devreden 2 devre halinde oynanıyor. Ve top oyundan çıktığı her anda dakika duruyor. İşlemiyor süre. İşte atıyorum out, corner, foul, penaltı, itirazlar vesaire vesaire. Bu noktalarda süre duruyor. Aynı basketboldaki gibi aslında düşünebilirsiniz. Aslında oyun da basketbola çok benziyor. Çünkü çok sistemli ve savunma ve hücumun aynı anda yapılması gereken bir organizasyon. Bu da biraz olsun basketbola benziyor çünkü sürekli bir atraksiyon hali var. Bunu sadece fiziksel sertlik olarak düşünmesin insanlar. İşte dribbling yapan oyuncusunun karşısına geçecek pas istasyonu olacak oyuncusu, kale arkasından yönlendiriciler var. Direkt kalecilerin arkalarında. Atıyorum benim yönlendiricim bizim takımın hücum oyuncularını yönlendiriyor. O hücum oyuncularının gol bulmalarını, pozisyonlara girmeleri için yardımcı olan unsurlardan. Topumuzda çıngırak var. Top her hareket ettiği zaman ses çıkıyor. O sesin dünyanın en iyi seslerinden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yarım kilonun üstünde bir ağırlığı olan bir toptan bahsediyoruz. Böyle futbolu geliştirmeye biz de oynamaya çalışıyoruz. Şahane. Peki şimdi sen dediğim gibi bir sürü uğraşısı da olan bir insansın. Aynı zamanda gezmeyi de çok seviyorsun. Pek çok ülkeye gittin, hayal ettiğin ülkeler var. Biraz da böyle gezi hayallerinden bahsedelim mi? Nereleri görmek istiyorsun? Nereleri gezdin Tabii. bugüne kadar? Yani çok fazla sık, özellikle yurt dışı için söyleyeyim bunu bu arada. Yurt dışı için çok böyle her yere gittim, işte sürekli geziyorum diyemiyorum. Aslında var öyle bir hayalim. Onu sonra anlatırım ama şöyle bir durum var. İşte İtalya'sıdır, Bulgaristan'dır, Belçika'sıdır gördüm. Nice'i gördüm. Bunlar hoşuma gitti. Ya en azından şöyle, transit olarak geçmedim. Yani gidip atıyorum parkına oturdum ya da kahvesini içtim, bir sahilini biliyorum. Ya bunları öğrenmek çok güzel. İşte Roma'nın, daha doğrusu İtalya'nın Roma'sını, Verona'sını, San Remo'sunu bilmek de ayrı bir tat katıyor zaten bu işe. Bulgaristan'a biraz küçükken gitmişim ki biliyorsun ben Tekirdağ'da oturuyorum abla. Çorlu Bulgaristan'a da yakın. O yüzden aslında buradan oraya gitmek yakın. Yani çok da böyle müthiş günler, süreler harcamana gerek yok. İlerleyen zamanlarda şöyle bir durum var. Kesinlikle bir İskandinavya'yı görmeyi çok istiyorum. Yani Norveç, Finlandiya deneyimini yaşamam gerekiyor mutlaka. Sadece kendime ayırdığım bir vaktim olursa futbolun dışında İtalya'yı kesinlikle tekrardan böyle baştan sonra özellikle Napoli'nin de maçına gidebildiğim bir program yapmayı çok isterim. İspanya'ya işte Barcelona'ya gidip La Sagrada Familia'yı görmek, Camp Nou'ya gitmek ya da Girona'yı görüp oranın o sahil havasını içine çekebilmek, işte Bilbao'yu görüp ya da San Sebastian'ı görüp Bask kültürüne hakim olabilmek, işte Malaga'da Costa del Sol var. Zaten geniş ve güneş ve deniz demek İspanyolca. İşte Malaga'sıdır. Oradaki
Yani yerleşim yeri, turizmin ne kadar iyi olduğunu zaten o tarafta biliyoruz. Oraları görmeyi çok istiyorum. Ama en büyük hayalim ne dersen, bunu neden sorduğunu da biliyorum. Latin Amerika. Çok görmek istiyorum. Her yönüyle araştırmak istiyorum. Oradaki insanlarla konuşmak istiyorum. Hem tarihleri üzerine hem siyasetleri üstüne. Çünkü orada çok fazla bilinmezin ve çok fazla değişken denklemin olduğundan eminim. Sadece bu Simon Bolivar ya da Igor Chavez, Ernesto Che Guevara üstünden okunacak olarak demiyorum ama sonuçta işin belirleyici kısımları bu adamlar. Hem buralardan bahsetmek hem de şu anki iklimlerine hakim olabilmek bence harika bir deneyim olacaktır. Ya, sonuçta yemek kültürleri, yaşayış kültürleri çok çok başka insanlar. Ben o yüzden Latin Amerika'yı kesinlikle bir gün görmeyi, gezmeyi çok çok istiyorum yani. Peki bir şeyi merak ettim Boğuz. Şimdi hani herhangi bir engel olmayan insanlar bile maddi şeyleri bir kenara bırakıyorum. Hani dövizin yükselmesi şu bu falan koşulları da var diyelim. Yurt dışına çıkmayı, dibindeki bir ülkeye bile gitmeye cesaret edemeyebiliyorlar. Sen her şeye rağmen bu kadar yeri görmüşsün ve hala bir sürü hayal kuruyorsun falan. Seyahate çıkarken dikkat ettiğin şeyler var mı yani, ya da işte hani ne bileyim, ya da koşullarını zorlayan şeyler var mı mesela? Tabii ki. Yani çok güzel bir konuya denk geldik aslında. Bastonum ve telefonum, parfümüm falan. Yani bunlar olursa sıkıntı yok. Geriye kalan her şeyi halledebilirim. Yani telefon, bastonum falan. Yani ya da işte internetim mi herhangi bir problem olmazsa, yaşamazsam ben bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Ama şöyle bir durum oldu mesela. Brüksel'e gittim. İngilizcem yani... Yeni başladım aslında, yani çoğu iyi biliyorum diyene nazaran söyleyeyim, ya da ülkede biliyorum denilen seviyeyle benim biliyorum dediğim seviye arasında çok büyük bir fark var abla. Ben mesela biliyorum diyeceğim seviye kesinlikle Türkiye, ya Avrupa'da ün yapmış hocalarla röportaj yaparken hem onların hayat hikayeleriyle ilgili konuşabilmek, hem onlara espri yapabilmek, hem de onlara futbolun içinden akademik olarak soru sorabilmek. Yani benim biliyorum diyeceğim seviye tam olarak bu. Kendimi idare edebileceğimi gördüm ama bununla beraber o noktaya, ya yani o biliyorum dediğim noktaya çok daha mesafemin çok daha olduğunu gördüm. Bu benim eksikliğimin olduğunu hemen anlamış oldum. Gereksiz şeylerle vakit kaybetmemem gerektiğini anlamış oldum. Ama şunu da görmüş oldum. Tek başıma gezebildiğimi, seyahat edebildiğimi, atıyorum tek başına kahve isteyip bunu beğenmeyip başka bir kahve isteyebildiğimi gördüm. Brüksel'de kar yağarken parka gitmenin çok eşsiz bir tadı var mıdır diye soracaktır takipçiler. Yoktur tabii yani, karda deli miyiz yani, havalimanından çıktık gittik parka, yani bu kadar aslında ekstra bir şey yok. Brüksel her şey park, her yerde park yani, sırf Leopoldina havalimanının oralarda parka gittim olayı değil ama orada farklı bir şey deneyimlemek istiyorsun ve gerçekten oranın insanıyla, oranın doğasıyla bir tanışmak, bir etkileşim haline geçmek istiyorsun. Bunları yapabilmek, bunları görmek bence ne olursa olsun artı bir şey. Olayı sadece döviz üstünden okuyacaksak biz Orta Doğu'da yaşıyoruz maalesef. Şöyle bir durum var. Bu 10 yıl önce de, 20 yıl önce de veya belki de 20 yıl sonra da bizim şikayet edeceğimiz, bizim konfor alanımızdan çıkmak istemeyeceğimiz ilk unsurlardan olacak, ilk sebeplerden olacak. Ne? Para yok. Tamam, para yok. Ama para sadece gezi konusu geldiği zaman niye ilk olumsuz öge olarak ortaya çıkıyor? Bunu bir bence hepimizin yani kendimize sorması gerekiyor. Hobilerini yapamamanın sebebi senin yanlışların olduğunu bilmek lazım. Senin yanlışlarını es geçersen hem doğruyu bulamazsın, hem de hobilerim dediğin sadece hobilerim olarak kalır. Yapıyor musun dediği zaman da birileri hayır yapamıyorum çünkü devüz, çünkü başka bir şey deyip sürekli bir hata, bir neden bulursun. Geçip gidersin ama bu sadece avutmak oluyor bir bakıma. Yaptığın hataları veya yanlışları görmezsen hobileri neden yapamadığını da bulamaz. Sadece kendini avutmuş veya kandırmış olursun. İşte ben yapamıyorum çünkü böyle, çünkü şöyle. Çünküler hiçbir zaman bitmiyor, amalar hiçbir zaman bitmiyor. Ha, böyle konuştuğuma da bakmasın insanlar. Ben de gayet şikayetçi bir insanım. Ben de çok ağlıyorum zaman zaman. Ama aslında işin gerçek kısmına, realist kısmına baktığınız zaman ortada bir çırılçıplak bir gerçek var yani. Bunu da kabul etmek lazım. Peki Oğuz, bir yandan da İspanyolca öğreniyorsun aslında. Yani hani hem İngilizce hem İspanyolca. Başka dilleri de hevesin var mı? Ya bunları eğer tam olarak işte İngilizlerin dediği işte present perfect, işte İspanyolların dediği perfecto falan, hani bu noktaya getirdikten sonra gerçekten İtalyanca benim çok böyle hem merak ettiğim hem dinlerken böyle o melodik halini hissettiğim dil. İşte bu benim biraz daha İtalyanca'ya yakın olmama vesile oluyor. Bir de İtalyan futbolu da çok farklı bir futboldur. Çünkü onların yetiştirdiği hem oyuncular hem hocalar bunun beraberinde sistemleri getirmiştir. İtalyan futbolu dünyada en çok sistemin, taktisyenliğin, satrancın konuşulduğu ve önemsendiği bir ülke. Bu da doğal olarak oradaki futbolun ne kadar aslında akıl olarak, bilgi birikim olarak, deneyim olarak çok üstte olduğunu gösteriyor. Bunu yaparsam benim için de bir katkısı olacak ki İtalya'yla da az önce bir bağımın olduğunu
en azından kalbi olarak bir bağımın olduğunu söyledim. Eğer dili de gerçekten bu anlamda gerçekleştirebilirsem yani çok büyük bir adım atmış olacağımı düşünüyorum kendi adıma. İspanyolca olayı da tamamen Latin Amerika'dan, işte Hasta Siempre Comandante'den falan gelen, işte Hasta Siempre, evet benim için de Hasta Siempre yani bu nasıl anlatılır bilmiyorum ama hem okuyarak çok sevdiğim hem de araştırırken çok mutlu olduğum, gerçekten tarihte iz bıraktığına inandığım insanlar oldukları için kesinlikle bir şekilde o adamların hayatını hem araştırmam hem de o ülkenin insanlarını tanımam gerektiğini düşündüm. Bu anlamda da o Latin Amerika sevdasından çıkan bir İspanyolca meselesi var. Aslında biraz önceki konuya da dönecek olursak tekrar, ben de senin gibi düşünüyorum para meselesini ve bana da mesela herkes şey diyor, tabii senin paran var gidiyorsun falan. Hayır, benim o kadar büyük bütçelerim, paralarım yok aslında, sadece tercihlerim var. Ya da işte şey diyorlar, çok şanslısın tabii sen falan. Hayır, şanslı da değilim. Sadece ne bu şans ne parayla ilgili bir şey, sadece tercihlerle ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Evet yani hani... Ki İstanbul'u, İzmir'i, Mehtap ablayı veya Birer Mavi takip edenler bilirler zaten. Yani gelmezlerse gelmezlerdi ve bir şekilde tahammül edilecek bir hayat yaşayabilip böyle de çok da ekonomik sıkıntı yaşamadan devam edebilirlerdi ki zaten geliş sebeplerine baktığınızda sadece ekonomi temelli üstünden gelmiş insanlar ya da gitmiş insanlar değiller. Aynen yani evet, İzmir'de de biz mesela hani İstanbul'da da ben bir ay içerisinde karar verip ya ben gidiyorum İstanbul'a, ne yapıyoruz hani kalabalıktan sıkıldım falan deyip bir ay içerisinde kendi ofisimi kapattım, işimi sonlandırdım, hiç bilmediğim bir yerde ev tuttum, gidip oraya yerleştim, orada bir hayat kurdum falan. İbrahim'le de birlikte eve çıktığımızda gayet böyle sevimli, güzel bir evdeydik. Deniz gören, bahçesi olan bir yerde yaşıyorduk. Hani orada da huzurluyduk aslında yani. Ama bu biraz da şey, biliyor musunuz? Yani hayata nasıl baktığın, nasıl ilişkilendiğinle de ilgili. Yani armudun sapı üzümün çöpü demeden yaşamayı tercih eden insanlarız biz yani. Hani her şeye takılmıyoruz, her olumsuzluğun peşine düşmüyoruz falan. Burası da öyle. Yani burada da mutlu oluşumuzun sebebi aslında o. Biz yani bir gün başka ülkeye gittiğimizde mutlu oluruz. Çünkü hem üretmeyi seven bir çiftiz. Beraber bir şeyler üretebiliyoruz. Hem de çok fazla negatif şeylere takılıp kalmıyoruz aslında. Yani hani belki bu da bizim biraz daha kolaylaştırıyor. Bunu bir örnekle açıklayayım istersen. Seninle geçen konuştuğumuzda işte bu programı planlarken havanın çok erken karardığından bahsetmişti sen mesela. İşte İbrahim abiyle yaşadığım bir anıdan da bahsetmişti. Hatta gülmüştü bununla ilgili ama çeşitli negatifliklerden bahsederken işte 50 metre yürüyorsun Oğuz, işte göle gidiyoruz diyorsun mesela. Ya da atıyorum bunun artılarını, pozitiflerini görmemezlikten gelmiyorsun, yok saymıyorsun. Bu da doğal olarak oraya biraz daha tutkuyla bağlanmanı, biraz daha yaşama sevincinin coşkulu kalmasını sağlıyor. Yani aslında genel olarak bardağın dolu ve boş tarafı diye durum var. Yani biz dolu tarafını görmek istersek bir şekilde bir şey buluruz. İşte boş tarafını görmek istersek görürüz. Ha, şöyle bir durum var. Bardağın %90'ı boşsa oradaki %10'da ben bilmiyorum. O kadar da iyimser bir insan olmadım hiçbir zaman. Hani %10'unu görüp de aa sen şakrak falan diyemezsin. Yani ülkenin durumuyla alakalı şikayet edebiliriz. Şikayet edilecek, eleştirilecek çok çok fazla şey var zaten. Yani ama günün sonunda hayallerimiz için, hedeflerimiz için veya yaşamamız için, hatta sevdiklerimiz veya çevremiz için biz ne yapıyoruz'a geliyor soru. Kendimiz için tabii ki önce ama ne yaptığımızı sorduğumuz zaman bunun bir cevabını verebiliyorsak o zaman bence hem rahat uyuruz. Ya bugün İzlanda'da da olsan, Reykjavik'te de olsan rahat uyursun. İşte bugün Madagaskar'da da olsan rahat uyursun. Rio'da da olsan, Portalesa'da da olsan rahat uyursun. Bu tamamen seninle alakalı. Yaptıklarınla, yapmak istediklerinle veya yapmaktan kaçtığın şeylerle alakalı. Bence üretmek zaten. İşte az önce söyledin, üretmek çok başka bir şey zaten. Kesinlikle. Geçen bir tane yorum gelmiş. Çok üldüm açıkçası. Bir yandan da sinirlendim açıkçası. İşte ne oldu hani Malta'ya gittiniz muhteşem, Letonya'yı eleştirmeye başlamışsınız diye. Şimdi eleştirdiğim şey de şu, hava soğuk ve hava erken kararıyor. Evet, hava soğuk gerçekten burada ve hava saat 3'te kararıyor. Yani bu hani şey bir şey değil, nasıl diyeyim. Hayır, bir sen maviye mavi demişsin. Evet. Maviye mavi denir yani, maviye kırmızı denmez ki yani. Aynen, olan bir şey söylüyorum yani. Bir de biz hiçbir zaman şunu söylemedik aslında. Biz muhteşem bir yerde yaşıyoruz, dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz değil. Hayır, burada buranın da negatif tarafları var, olumsuzlukları var elbette. Sadece biz burada mutlu olmayı becerdik yani. Hani bize iyi gelen bir yer oldu. Biz hep videolarımızda da söylüyoruz, bize hitap eden bir yer oldu falan. Fakat dediğim gibi yarın bir gün başka bir ülkeye gitsek orada da biz aynı şekilde mutlu oluruz. Şeyi dediğin şey çok doğru aslında. Bardağın her zaman dolu tarafından bakmak, o negatiflere takılıp kalmamak. Ya da o negatif şeyleri çözümsüz bir
duruma getirmemek falan hani. Tamam burası soğuksa o zaman kalın giyiniriz. Hani mesela yani soğuksa başka bir aktivite buluruz kendimize, sokağa çıkamıyorsak gideriz bir ev tutarız, bir orman evinde kalırız falan mesela. Hani o hayatımızı zorlaştıran, engelleyen bir şey dönüşmüyor da ona yönelik o sorunu aşabileceğimiz çözümler üretmeye çabalıyoruz diyebilirim yani. Hayli de hayli daha az mutsuz oluyoruz yaşadığımız yerde. Yani bu zaten aslında tam olarak hani mutlulukta, mutsuzlukta kişinin kendisini etkileyen, kişinin kendi motivasyonunu, yaşam motivasyonunu etkileyen bir durum yani. Sen bardağın boş tarafını görüp, bardağın boş tarafına esir olup, bütün çözümsüzlüklerin sende olduğunu yaparsan master bir şekilde mağdur edebiyatı yapmış oluyorsun zaten. Zaten aslında mesela bizim nesil yani özellikle bu 95 sonrası doğanlar işte bizim nesil oluyor işte onlar. Biz böyle çok ağlamayı seviyoruz. Biz dünyanın en mutsuz, dünyanın en mağdur, dünyanın işte en çok yanlışa uğramış, her şekilde adaletsizliklerle uğraşmış, her şekilde önümüzün tıkandığı bir nesil olarak kendimizi addediyoruz. Ya tabii bizim de yaptığımız çok çok doğru şeyler var bizim önceki kuşaklara göre. Ama bence bu da bizim için eksi yazacak durumlardan yani. Bu benim de mesela dediğim gibi az önce de ben de bu anlamda zaman zaman hatalar yapıyorum. Ama 2019'dan itibaren kesinlikle değiştiğimi ve olgunlaştığımı hep söylüyorum. Kendime de, kendime yakın gördüğüm insanlara da. Bu beni mutlu ediyor. Ama bunun istikrarlı bir şekilde sürekli devam ediyor olması gerekiyor ki 50 yaşında bile değişecek olan bir varlıktan bahsediyoruz. İnsanoğlu böyle bir şey sonuçta. Kendisinin hikayeni dönersek, 8 yıl körler okulunda kaldım. Yatılı olarak kaldım üstelik. Şimdi ben iki açıdan merak ediyorum. Hani bunun eminim yaşama adapte olman anlamında pek çok katkısı olmuştur. Ama bir tarafıyla da o yaşta bir çocuğun yatılı kalması falan hani zor olsa gerek. Biraz oradaki deneyimlerinden de bahseder misin? Ya da hani görme engeli olan çocukları olan ebeveynler için hani bu tarz bir okul tavsiye eder misin? Senin deneyimlerin nelerdir? Onu da biraz merak ediyorum aslında. Bu çok güzel bir konu. Duyarlı davrandığın için çok teşekkür ederim. Ben birinin tavsiyesi üzerine bu okula gittim. Ya okul arıyordu bizimkiler ama yani Anadolu'dan gelmişler, çok bilmiyorlar. Harbiden de Çorlu'da, Tekirdağ'da böyle bir şey emaresi yok zaten. Hani varsa İstanbul'dadır, acaba ama nerededir falan. İşte bir Sabancı, sonra zaten Sabancı'yı bildiği için herkes. İşte Türkan Sabancı muhabbet oldu. Adam, bir tane abi dedi ki işte Sarıyer'de Kilyos var ki Türkiye'nin en güzel yerlerinden biridir Kilyos. Bu müthiş bir yerdir. Orada Veysel Vardal Köler Okulu var. Gidelim falan. Bir gittik. Okul 4,5 saat sürüyor. Yol çok uzun. O zamanlar yol da yapmamışlar. yani burada baktığımız zaman hani gerçekten zordu bizim için. Tümüyle böyle Kilyos bizi mesafe anlamında sıkıntıya düşüren bir durumdu. Ama kalmam gerekiyor. Ama okula gitmem gerekiyor. Okula başladım. Annem, hatta hatırlıyorum o günün menüsünü de unutmam. Annem bana yedirdi yemeği o gün böyle. Dolma, çorba, yoğurt. Hatta biber dolmasıydı, mercimek çorbasıydı. Soğuk bir yoğurt yememiştim hatta. Sinirlenmiştim böyle. Dolmayla yoğurdu severim aslında. Neyse. Sonra oyun odasına gittik. Annemle oynuyoruz. Ben uyuyakalmışım. Bir kalktım, annem yok. Bir ağlamaya başladım. Anne nasıl yok? Annem nasıl yok? İşte o zamanlarda böyle telefon falan yok zaten. Yani yok derken. Hani okulun telefonu var ama zaten ben numarasını bilmiyorum annemlerin falan. Haftada bir gidip gelmeye başladım. İşte cuma geliyorum, pazartesi sabah getiriyorlar beni ama nasıl getiriyorlar? İşte atıyorum 7 arabasına biniyoruz Çorlu'dan, İstanbul'a geliyoruz. İstanbul'dan 4 tane araba değiştiriyoruz. İşte 11'de okula gidiyoruz, 11.30'da. Zaten 3. ders bitmiş oluyor. Ben 4. derste okula gitmiş oluyorum. İşte çantayı falan diz et. Bir parça çocuğum yani. Ben okula gittiğimde 108 santimliyim yani 1. sınıfa başladığımda. Annemler dönüyor. Annem dönüyor ama 4'te 5'te eve varmış oluyor o kadın. 5'te 6'da hatta. Ne 4 5'i yani. Burada gelip yemek yapıyor, çamaşır yıkayacak, bulaşık yıkayacak. Sonraki günde işe gidiyor ve bu kadın deri fabrikasında çalışıyor ki o ağır organize diye geçer ki çok zordur. Yani orada çalışan insanlar için çok zor olduğunu biliyorum. Doğal olarak inanılmaz bir çile. Yani artık dayanılmaz bir noktaya geldi ve annem artık şey dedi. Biz 15 günde bir gelelim oğlum, alalım seni falan dedi. Hani böyle nasıl yapacağız dedi. Ben de tamam dedim. Çünkü artık alışmıştım. Adapte olmuştum. Ama 15 gün şöyle bir sıkıntısı vardı. Yemekler çok kötüydü. Yani inanılmaz kötü. Biri burnumu sıkıp yeşil fasulye yedirmeye çalışıyor. Biri yemedi mi tokat atıyor. Yani işte koyun eti çıkıyor. Her yerde yağ var. Ya yiyemiyorum yani. Yapacak bir şey yok. Abi param yok. Kantinde de bir şey yok aslında. Gerçi param olsa ne olacak? Belki bisküvi falan işte. Çubuk kraker falan yiyeceğim sürekli.
İşte aç yatıyorum, aç yatıyorum, birileri sana bir şey verdiği zaman mutlu oluyorum falan. Değişik bir şey. Yani şu an küçük Emrah olmasın yani, Atademir'in dediği gibi sürekli ağlıyorsun falan. Hani öyle olmasın ama yani. Gerçekten öyleydi. Çok zordu. Para falan yok. Ağlıyorsun sürekli, zayıfsın. İşte ne bileyim, hasta oluyorsun sürekli falan filan. Gerçekten çok zordu. Özellikle 4. sınıfa kadar çok zorlanmıştım. Yani bu sadece şey olarak, bu biraz okulun ekonomik, yani bizim ekonomik durumumuzdan veya okulun yemeklerinden dolayı. Yoksa okula adapte olmuştum. Ya annemin de işe girmesi gerekiyordu zaten artık okula başladıktan sonra. Çünkü bu şekilde olmayacaktı. O da işe girdi. İşte 15 günde bir git gelme. Bazen şöyle oluyordu. Perşembe günleri okula telefon geliyordu. Oğuzhan Yokuş diye bağırıyorlardı. Gidiyordum öğretmenler odasına. Annem ağlıyor telefonda. Biz gelemeyeceğiz. Niye parayı alamadık, maaşı alamadık diyor. Sen çünkü gitmeye endekslemişsin. Yarın ben eve gideceğim. Atıyorum şu diziyi izleyeceğim. Veya işte anneme elmalı kurabiye yaptıracağım. Ya da ne bileyim neneme işte mantı yaptıracağım falan. Böyle hayal kuruyorsun, konuşuyorsun, ediyorsun. Çocukluk işleri yani, arkadaşlarınla falan konuşuyorsun. Sonra bir telefon geliyor, böyle oluyor. Çok kötü oluyor. Giriyorsun yatağa, ağlıyorsun ondan sonra. Sabah unutmuş gibi yapıp devam ediyorsun. Ama yatılı okulun bende çok büyük kazanımları var. Şöyle, benim bir iki tane öğretmenim, özellikle Canan Hoca ve Sevgi Hoca, bunlar buradan onlara da selam olsun. Yani çok, o kadar çok bizi tempoya alıştırmışlardı ki her konuda bir şeyler öğretmeye çalışırlardı. Ve biz bir süre sonra makineye dönmüştük. Ben lisede de onun ekmeğini yediğimi düşünüyorum. Eğitim düzeyimiz iyiydi çünkü şöyle bir durum vardı abla. 6 saat dersten sonra 1,5 saat sonra şey vardı, etütlerimiz başlıyordu. 2 tane ve sonrasında da 3 tane etüt oldu. Etütlerde de nöbetçi hocalar gelirdi, ödevlerimizi yaptırırlardı. Yazılı varsa çalışın diye bize söylerlerdi. Tüm bunlar bizim sürekli zihinde ve sürekli tempo halinde kalmamızı sağladı. Biz onun ekmeğini yedik dediğim gibi. O yüzden onların hakkını hiçbir şekilde ödeyemem. Tekrardan çok çok teşekkür ederim onlara. Yani şunu da öğrenmiş oluyorsun, işini kendin yapmış oluyorsun. Ben birinci sınıftan beri yatağımı toplamak nedir bilirim. Ya da atıyorum üstüm nasıl giyilir ben bilirim yani. Bu benim 3 yıl önce, 5 yıl önce, 10 yıl önce öğrendiğim bir şey değildi. İşte 7 yaşından ne yapıyorsam, şu an 25 yaşındayım, şu anda da aynı şeyi yapıyorum. Bunlar bana güzel katkıda oldu. İşte dediğim gibi kötü haber aldığın zaman üzülüyorsun. Olgunlaşmış oluyorsun doğal olarak. Bazı şeylere daha rahat tepki verebiliyorsun. Yani ailenin ne demek olduğunu çok iyi anlıyorsun. Eğitimin ne demek olduğunu çok iyi anlıyorsun. Çünkü bir yerlere gelmek için fedakarlık yapan bir ailem var senin bir yerlere gelmediği için. Doğal olarak onlara da hem bir karşılık hem de kendi hayatında daha iyi noktaya götürebilmek için eğitimin şart olduğunu biliyorsun. Bu anlamda bilinçleniyorsun. Böyle aslında eğitimin, daha doğrusu yatılı okulun bize, ya bana kattığı şeyler var. Şahane. Peki hayatını kolaylaştırmak için kullandığın teknolojiler var mı? Yani ben öyle çok teknoloji bağımlısı veya teknolojiye çok yakın olan bir insan değilim. Öyle yani, tabii mesela artık internetten sonra Metaverse'ün geleceğini biliyorum. Yani ya da işte robotik insanların, insansız robotların üretildiğini falan. Geçen bu anlamda bir okudum. Ya bir an esir oldum. İşte o geceyi tamamen ona harcadım. Çok merak ettim çünkü. Ama şöyle bir durum var. Böyle bilgisayarla bir ara çok haşır neşirdim. Sonra bunun beni esir aldığını, benim sosyal hayattan koptuğumu veya normal insanlar gibi davranmadığımı fark etmeye başladım. Sonra zaten bıraktım, gitti. Ve telefon genelde benim bütün işlerimi görmemi sağlıyor ve Boston bu anlamda benim hayatımı kolaylaştıran iki tane yani temel madde varsa bu Boston ve telefon. Yani bunu sana rahatlıkla söyleyebilirim abla. Yani bunun da dışında ekstra ne kullanıyorsun dersen, işte bazen para ölçer alıyorum yanıma ki annem hep bağırır, al şunu yanına. Taksicilerle hep kavga ediyorsun, sonra da şöyle de böyle de bazen lazım oluyor. Gerçekten öyle insanlarla karşılaşıyorsun ki işte gece uykulu bir şekilde bin arabaya, sıkıntı oluyor. Bilmiyorsun ne gelecek başına yani. Mesela yolu bilmen lazım veya işte atıyorum haritayı açıp yolu takip etmen lazım. Navigasyonu bulup kullanman gerekiyor. Tabii bunları kullanmak zorundayız zaman zaman. Bunlar da bizim olmazsa olmazımız. Para ölçer dediğin nasıl bir alet peki? Bu iki parçadan oluşuyor ve bu katlanabilir bir şekilde. Merkez Bankası'nın gönderdiği zamanında okula veya köylere, benim bildiğim İstanbul'da köylere dağıtılmıştı bu o zamanlar için. Ben de 2-3 tane almıştım, öyle evde duruyor. Bazen alıyorum yanıma. İşte bu parayı koyuyorsun o iki katlanabilir yerin arasına. O ortada bir boşluk var. Tam o kısma yerleştiriyorsun. O iki kapağı birleştirip paranın ucunun geldiği yer nereyi gösteriyorsa, atıyorum 20'yi, atıyorum 50'yi, 100'ü. O zaten paranın şey oluyor, miktarı oluyor. Aslında pratik bir çözüm. Aynen. Kolaylaştırıcıymış. Evet evet. Yani Merkez Bankası ilk defa hayatımızda böyle bizi kolaylaştıran bir şeyler yapmış olabilir. Peki Oğuz, bir de kavramlar konusunda kafamız karışık. Yani hani mesela kör mü demek doğru, görmengeli demek mi doğru? Hani
bazen işte kör dediğinde alınganlık yapabiliyor bazı arkadaşlar falan. Yani nasıl hitap edilmesini daha doğru buluyorsun bunun sen? Ben bunu sana sorsam, yani önce öyle bir sorayım. Hani sen ne olduğunda rahat ediyorsun? Mesela nasıl, mesela beni tanımlarken ya da benimle ilgili bir bahsettiğin zaman, işte engelli olduğumu söyleyeceğin zaman, körü özürlü engelli, hani işte bunu niye seçiyorsun mesela? Ya da bu üçünden biri niye, hangisi daha tatmin ediyor seni mesela? Aslında şöyle, özürlü demeyi genel olarak tercih etmiyorum. O bana evet, iyi gelmiyor. Görme engelli eskiden daha çok iyi ediyordum. Fakat sonrasında bazı arkadaşlarla, görme engelli olan bazı arkadaşlarla konuştuğumda kör demekten çok da rahatsızlık duymadığını, aslında hani bunun bir gerçeklik olduğunu onlar için ve bunu bir hakaret olarak algılamadıklarını söylemişlerdi. Haliyle işte hani Sevda Bozbey, Necdet falan konuştuğumuzda haliyle kör demekte artık bir sakınca görmüyorum ben. Aynen öyle, yani kesinlikle ben de o noktadayım. Ya şöyle, kör tamamen gözü ilgilendiren ve gözün işlevsiz olduğunu anlatan bir şey. Bunun dışında bir şey anlatmaz. Yani kör dediğin adam, atıyorum çok özür dilerim, gerizekalı veya zihinsel engelli veya Down sendromu, bunların hiçbirini içermez yani. Bunu baktığın zaman sadece gözün işlevsiz olduğunu, gözün problemli ve kusurlu bir uzlu olduğunu anlatır. Bu yeterlidir zaten. Sonuçta eğer görmeyen bir gözden bahsediliyorsa buna kör denir. İngilizler buna blind derler. Atıyorum İspanyollar buna Ciegos derler yani. Kör kördür yani. Bizdeki de bu. Yani Türkçe karşılığı da bu. Ve ben kesinlikle rahatsız olduğum bir şey değil. Yani ben amcamlarla falan da bunun çok şakasını yaparım. Ya işte çarparım mesela, atıyorum çocuğuna. Kör müsün oğlum, ne yapıyorsun falan. Hani hiç böyle değil. Bizde normal. Normal olmalı da ayrıca zaten. Biz hani şey diyoruz, bizde de şöyle bir sıkıntı var. Bizim kör kısmında diyeyim, hadi bu camiayı iyi bildiğimi düşündüğüm için söyleyeyim. Biz insanların bizim normal olarak kabullenmesini istiyoruz. Biz normal olarak hayata adapte olalım istiyoruz. Bizim için erişilebilir olması gerekir. İşte binaların, yolların, sistemlerin, tamam evet, bunun için gerçekten savaş veriliyor, mücadele ediliyor. Ama günün sonunda abi sen ne kadar normal davranıyorsun? Sen ne kadar normal insanlara normal olduğunu, hani normal derken uzuvlarında herhangi bir sıkıntı olmayan insanlara ne kadar normal davranıyorsun? Hem fiziksel olarak ne kadar normal davranıyorsun? Düşünsel olarak ne kadar normalsin? Aslında bunların ne kadar normal olup olmadığı da bence körlerin düşünmesi ve ya varsa kusurlarımızın bence düzeltilmesi gereken temel durumlardan biri. Yani sadece engelsiz birinin, sadece problemsiz birinin senin sorunlarını çözebileceğini düşünmemek gerekiyor. Bence sorunların çözümü noktasında sadece düşüncenin ötesine geçip en azından eyleme geçerek de o kusurlu olan hayata, kusurlu olan adaptasyon sürecine bence bizim de katkıda bulunmamız gerekiyor. Yani normal insanlarla ilişki kurabilmeyi normal karşılamamız lazım artık. Ya bıraksan sabaha kadar konuşacağız herhalde seninle olsa. Ya gerçekten sohbet... öyle. Hep telefonlar da öyle oluyor. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok keyif alıyorum gerçekten sohbetinden. Ama dinleyicileri istersen yıldırmayalım. Estağfurullah. Süre aynen nedeniyle. Var mı senin eklemek istediğin başka şeyler? Yani şöyle, insanların ben hayalsiz ve hedefsiz kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Ne olursa olsun hayal kursunlar, ne olursa olsun hedeflesinler. Bir gün en azından birileri düşlerse benim hayalimde nasıl başardın diye soru sorabilme cüretlerini en azından kendilerinde bulsunlar. Hiçbir şey yapmayacaklarsa. Sen ne yaptın ya, 25 yaşına gelmişsin, 70 yaşındaki dayılar gibi konuşuyorsun diyebilir insanlar. Öyle değil. Bir şeyler başarıp başaramama konusunda değilim şu an ama en azından hayalin, hedefin bizi ne kadar ayakta tutabilecek, su kadar ihtiyaç olduğunu bilecek kadar tecrübeli olduğumu düşünüyorum artık. Bu olgunluğa erişebilmemiz gerekiyor. Okumaktan vazgeçmemeliyiz, araştırmaktan da vazgeçmemeliyiz. Engelli, engelsiz, 25 yaşlı, 50 yaşında. Biz Oscar Wilde'ın dediği gibi 25'inde ölüp 70'inde gömülenlerden olmamalıyız. Bence dolu dolu yaşayabildiğimiz kadar yaşamalıyız. Hayat iyisiyle, kötüsüyle, problemiyle, problemsizliğiyle, ne olursa olsun bir şekilde senin var ettiğin, senin oluşturduğun güzelliklerle bence hala çok güzel. Konuk aldığın için de çok çok teşekkür ederim. Dinleyenler olacaktır. Onlara da sevgiler, saygılar. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sahiden çok keyif aldım seninle sohbet etmekten. Umuyorum bir gün sözünü de gerçekleştirecek şeyimiz olur, fırsatımız olur. Bizde de bir hayalimiz var biliyorsun sen, lahmacun evet, gibi. Evet. Ama bunu şurada yapmayalım abla. Şimdi bir tane yer kapanmış mesela. Geçenlerde konuşuyorduk işte, ben orayı seviyordum. Güzeldi. Yani bir yer açılmış da daha görmedim. İstanbul'da falan yapacağız bunu. Ben yani mutlaka
en kısa zamanda diyelim, zaman belirleyemiyoruz şu an için ama kesinlikle yapacağız yani. Bu bizim ilk konuştuğumuz konulardan da yapmak istediğimiz. Evet, sözünü almıştım senden. Tabii ki. Mekan hiç önemli değil. Önemli olan bir araya gelebilmek sayeden biz hani fiziki olarak hiçbir araya gelmedik. Hatta ilk kez de görüntülü görüşüyoruz. Ondan öncesinde hep telefonla falan konuşmuştuk. Kesinlikle. Ama, evet, böyle de bir durum var. Evet. Ama çok isterim sayeden oturup seninle uzun uzun sohbet etmeyi dilerim. Bugün de çok uzak değildir. En kısa zamanda bir araya geliriz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Yolun açık olsun. Senin de emeklerine sağlık. Ağzına sağlık. Çok çok teşekkür ederim abla. Çok teşekkürler. Bizi dinleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Podcast kanalıma bütün popüler müzik servislerinden ve bikirisine.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Yakında başka konuklarla da karşınızda olacağım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.